Bir burada. Soruyorum, ne zaman görüyorum? Bak bu sefer de bunlardan birini sordum. Çünkü neden sordum? Bak nere sözcüğü nere görüyorum olmuyor. Nasıl görüyorum olmuyor. Ne kadar görüyorum? Bak cevap alamıyorum. Bu nedenden dolayı ne zaman uygun gördüm? Ne zaman görüyorum? Ne zaman gördüm? Çocukluğumdan beri. Peki, o zaman burası benim. Neyim oldu arkadaşlar? Zarfım olmadı mı? Zarf. Peki fiil neydi? Fiil ortada bu sefer. Gördün mü? Gördüm. Peki şimdi sana şunu söyleyeceğim. Bak sen bu sözcüğün altı cins sözcük vermiş olsaydı bak yanında fiil yok. Sen isim mi diyecektin? Artık bitirdim o mantığı. Artık o hikayeler bitti. Öyle bir şey yok. Burada her şeyin taktiğini öğren. Bak fiil burada sonunda. Burada fiil ortada yer aldı. Şimdi okula geç kaldık dedi. Fiili buldum yürüyünce kaldık. Ha, iki tane fiili bulduk. Tamam ama fiilim şeye soralım önce. Cevap alıyorsa gerisine gerek yok. Nasıl yürüyünce sordum. Cevap aldın mı? Aldım. Yavaş yürü. Yürü. Değil mi arkadaşlar? Nasıl yürüyünce dedim. Yavaş. E burası benim zarfım oldu mu? Oldu. Heh, olduğuna göre ben ne diyorum o zaman? Fiilimsi direkt etkilemiş diyorum. Bak burası da benim fiilimdi. Sormadım fiile. Gerek kaldı mı? Kalmadı. Çünkü fiilimsiye sorsam da aynı cevabı alacağım değil mi? Heh, anlaştık mı mantığını? Taktik bu. Ne yaptın? Fiil ve fiilimsi başta orta sonunda nerede olursa olsun bulacaksın. Onu çıkaracaksın. Onun nereye sıkışmışsa o delikten çıkaracaksın sen onu. Çıkaracaksın. Şu sorulardan biri hangisi uygunsa onu soracaksın. Anlaştık mı? Bak sonda yer alabiliyor mu? Alıyormuş. Ortada yer alabiliyormuş bak. Gördün mü? Ortada yer alıyormuş. Buna ileride devrik cümlede diyeceğiz. Bak burada fiilimsi ne oldu? Başta. Yani ortada aslında bu yer aldı diyelim. Gördün mü? Bak demek ki başta, ortada, sonda neyse olabiliyormuş. Heh, mantığını bileceksin. Sen hep ne yaptın? Altı çizgi sözcüğü vermiş sana. Hemen şunun yanında fiilimsi aradın, fiili aradın. Olur mu öyle şey? Olmadı. Bitirdik bu işi. Değerli arkadaşlarım, zarftan çeşitleri, durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı olmak 5 başlıkla oluşuyordu. Soruların nasıl, ne zaman, nere, ne kadar olduklarını ve ne zaman, ne kadar, neden, niye, niçin gibi soruları gördük. Ve fiile sorular sorduk. Cevap alıyorsak biz zarf dedik. Alamıyorsak da zarf değildir dedik zaten. Arkadaşlar bunları söyleyerek mantığının kolay her şeyini anlattım. Artık sıra sende. Değerli arkadaşlarım, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.